Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde de rasyonel ifadeler konusunu işleyeceğiz. İlk olarak bu konuda rasyonel ifadelerin en sade eşitini bulmadan daha sonra da rasyonel ifadelerdeki 4 işlemden bahsedeceğiz. Arkadaşlar rasyonel ifadeler konusunun tam olarak anlaşılabilmesi için hatırlayacağınız üzere bu konudan önce neyi halletmiştik biz? Özdeşlikler konumuz vardı. Daha sonra da çarpanları ayırma. Ve şimdi de arkadaşlar dediğimiz gibi rasyonel ifadeler konusu var. Şimdi arkadaşlar sizden şunu istiyorum. Lütfen bir konuyu atlamadan geçin. Öncelikle ne yaptık? Özdeşlikleri yaptık. Daha sonra çarpanları ayırma. Daha sonra rasyonel ifadeler. Bu üç konuda ve bundan sonra gelecek birkaç konumuz da birbirleriyle ilgili olduğu için lütfen öncelikle özdeşlikler konusunu tam anlamıyla bitirin ki çarpanları ayırmaya geçin. Çarpanları ayırma konusunda tam olarak hallettikten sonra lütfen rasyonel ifadelere geçin. Çünkü rasyonel ifadeler konusunda sıklıkla özdeşlikler ve çarpanları ayırma konusuna değineceğiz. Eğer bu konulardan yani önceki konular olan özdeşlikler ve çarpanları ayırma konusunda eğer bir eksiğiniz varsa rasyonel ifadeler konusunda tam olarak halledilmez arkadaşlar. Bu yüzden lütfen dediğim gibi özdeşlikler ve çarpanları ayırmayı hallettikten sonra bu konuya giriş yapın. Bundan bahsettiğimize göre ne dedik arkadaşlar? Rasyonel ifadeler konusunda ilk olarak rasyonel ifadelerin en sade eşitini bulmadan bahsedeceğiz. Yazalım isterseniz. Rasyonel ifadelerin en sade eşitini bulma. Pekala bu işlem nasıl yapılacak arkadaşlar? Bildiğimiz gibi rasyonel sayılar nasıldı? Pay ve paydası olan ifadeleri biz rasyonel sayılar diyorduk. Rasyonel ifadede de işte pay ve paydaların çarpanları ayrılması sonunda çeşitli işlemlerden geçerek, sadeleştirme işlemlerinden geçerek elde edilen sonuç arkadaşlar bizim rasyonel ifadenin en sade eşitidir. Örnek üzerinde gösterelim isterseniz daha ayrıntılı olarak anlaşılır hale gelecektir. 5x artı 10 bölü 2x artı 4. Ne dedik bir kere? Rasyonel ifadelerin en sade eşitini bulabilmemiz için pay ve paydayı kendi arasında çarpanlara ayıracağız. Daha sonra sadeleştirme işlemlerinden geçireceğiz dedik. Baktığımızda ilk başta ne var arkadaşlar? 5x artı 10 var. Ben biliyorum ki nedir bu? 5x artı 5 çarpı 2. Bakın ortak parantezi alabilirim ben burada 5'leri. Daha sonra ne var? 2x artı 4 dedi. 2x artı 4 de 2 çarpı 2 idi. Bakın burada da neleri parantez içine alabilirim? Elbette ki daha doğrusu ortak paranteze alabilirim. İkileri ortak paranteze alabilirim. Bakın ne yapıyorum burada? Çarpanları ayırma konusuna değiniyorum. Hemen ne yaptım? 5'in ortak parantezini aldık. Ne kaldı arkadaşlar burada? X artı aradaki işlemimiz toplamı olduğu için artıyı koyduk. Diğer tarafımızda 2 kaldı. Bölü paydaya geçiyorum. 2 parantezini aldığımızda bunları artık hallettiğinizi düşünüyorum. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. X artı 2 kalır. Bakın 5 çarpı x artı 2, 2 çarpı x artı 2. Peki ben x artı 2'leri kendi aralarında sadeleştiririm. Demek ki benim işlemimin sonucu neymiş arkadaşlar? 5 bölü 2'ymiş. Yani 5x artı 10 bölü 2x artı 4 rasyonel ifadesinin en sade eşiti neymiş? Elbette ki 5 bölü 2'ye karşılık geliyormuş. Şimdi arkadaşlar size hemen bir not yazdırmak istiyorum gene. Buna da aslında çarpanları ayırma konusunda değinmiştik. Fakat gene belirtmek istiyorum. Normalde arkadaşlar a eksi b'yi yazdığımızda eğer biz bunun yerlerini değiştirirsek yani b eksi a yaparsak ne oluyordu? Parantezin dışında bir eksi işareti geliyordu. Neden dedik? Hemen bakalım. Eksi b eksi a'ya bakalım. Ne yapıyorduk? Eksiyi dağıtıyorduk. Eksi ile artının çarpımı olarak da düşünebilirsiniz. Ya da eksi neydi? Bir ifadenin işaretini değiştiriyordu. Bakın bunun işareti artı. Eksi ile çarptığımız zaman eksi b oldu. A'nın işareti eksi. Eksi ile çarptık. Eksi ile eksinin çarpımı elbette ki artı oldu. Bakın eksi b artı a. Bunu da düzenlediğimiz zaman genelde
Her zaman pozitif işaretli, daha sonra negatif işaretli yazıyoruz demiştik. A eksi B'ye karşılık geliyordu. Bakın birbirine eşit. Yani ne demiş olduk arkadaşlar? Bir ifadenin eğer terimlerini değiştirirsek o terimleri parantez içine aldığımızda dışarıda eksi işaretlisi olur. Örnek diyelim gene. X eksi 2 o halde nedir arkadaşlar? Eksi varsa eğer parantezin dışında bu sefer 2 eksi x'e karşılık gelmektedir. Bu noktadan da bahsettiğimize göre birkaç tane örnek yapalım ve daha sonra rasyonel ifadelerdeki 4 işlem konusuna geçelim isterseniz arkadaşlar. Hemen tahtamızı silelim ve örneklerimizi yazalım. İlk örneğimiz şu olsun. X kare eksi 3x bölü 3 eksi x olsun. İkinci örneğimizde de arkadaşlar a kare eksi b kare bölü a kare artı 2ab artı b kare olsun. Gelelim şimdi ilk örnekten başlayalım. Ne var arkadaşlar burada? X kare eksi 3x var. Yani x kareyi de ben x çarpı x eksi 3x şeklinde gösterebilirim. Bunu neden uzun uzun yazıyorum? Görebilin diye çünkü. Bölü 3 eksi x var. Eşittir. Ne yapıyorum şimdi? Bakın iki tarafta da x var çarpan olarak. O zaman ben ortak çarpan parantezini alabilirim. X parantezini alıyorum. Ne kaldı burada? X eksi 3 kaldı. Paydada da 3 eksi x var. Biraz önce ne gördük arkadaşlar? Bakın terimlerinin yerlerinin değiştirilmiş hali. Sakın bunları sadeleştirdiğinizde bir bir olarak yazmayın. Neden dedik? Biraz önce bahsetmiştik. Eğer ben terimlerinin yerlerini değiştirirsem bakın 3 eksi x'i x eksi 3 şeklinde yazarsam hemen bir parantezin dışında eksi işareti bulunacaktır. Bunu da şöyle düşünebiliriz dedik. Sanki eksi 1 çarpı x eksi 3 olarak düşünebiliriz demiştik daha önceki konularda da hatırlayacağınız gibi. Şimdi ne yapabilirim? Sadeleştirme işlemini yapabilirim. X eksi 3'ü x eksi 3'e böldük 1. X eksi 3'ü de x eksi 3'e böldük 1. Ne kaldı bakın? X çarpı 1'den x bölü eksi 1. Ben neyi biliyordum arkadaşlar? Hani tekrar yazalım isterseniz. Bakın a bölü b gibi bir ifadenin eğer payında eksi varsa bu aynı zamanda kesrinde eksisi olarak yazılabilirdi. Aynı zamanda paydanın da eksisi olarak yazılabilirdi. O zaman ben paydadaki eksiyi geldim. Rasyonel sayımın önüne koydum. Paydada ne var? 1 var. Ben o 1'i görmezden gelebiliyordum. Gizli olarak yazabiliyordum. Demek ki arkadaşlar bu rasyonel ifadenin en sade eşiti neymiş? Eksi x'e karşılık geliyormuş. İkinci örneğimizden devam edelim. Baktık şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Özdeşlikler konusundan devam ediyoruz. Bakın a kare eksi b karenin ben ne olduğunu biliyordum? 2 kare farkı olduğunu biliyordum. Yani a eksi b iki terimin farkı çarpı iki terimin toplamı olarak yazılabiliyordu. Şu ifadede arkadaşlar neydi hatırlayacağınız gibi? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi bana neyi veriyordu? Bakın hepsinin işareti daha doğrusu hepsindeki işlem toplamı olduğu için elbette ki a artı b'nin karesini veriyordu. Ben de bunu uzun uzun yazmak istiyorum. A artı b çarpı a artı b olarak yazmak istedim. Geldik sonra a artı b'leri kendi aralarında sadeleştirdik. Ne kaldı o zaman arkadaşlar? A eksi b bölü a artı b. Yani bu ifadenin de en sade hali neymiş? A eksi b bölü a artı b'ye karşılık geliyormuş. Gene devam edelim örneklerimizden. Hemen. Bol bol örnek çözmek istiyorum ki arkadaşlar çarpanları ayırma konusuna da değinip o konuyu tamamen halletmenizi istiyorum. Çünkü ifadeleri direkt çarpanları ayırabilmenizi istiyorum artık. Hani çok fazla zorlanmadan. Üçüncü örneğimizde şöyle yazalım isterseniz. X kare eksi 9 bölü x kare eksi 2x eksi 15 olsun. Geldik şimdi. Yukarıdaki ifade yani pay kısmındaki ifade nedir? Bakın x kare eksi 3'ün karesi değil midir? Pekala ben bunun da bakın ne olduğunu biliyorum. 2 kare farkının olduğunu biliyorum. Geldim bölü. Payda kısmına geldiğim zaman ben ne yapacağım şimdi arkadaşlar? Elbette ki çarpanlarını ayıracağım. Pekala bu tarz ifadeleri nasıl çarpanlarını ayırıyorduk? İki yol görmüştük. Birinci yolumuz neydi?
Çarptığımız zaman iki sayının çarpımı eksi 15 olacak. Unutmayın, başında eksi var. Ve bu iki sayıyı topladığımda da eksi 2 olacak. Bir kere ben iki sayıyı çarptığım zaman eğer eksi işareti varsa, demek ki bu iki sayıdan biri pozitif, diğeri negatiftir. Bu iki sayıyı topladığım zaman da bakın eksi 2'yi veriyormuş bana. O halde ne olacak? Elbette ki büyük sayının işareti eksi olacak. Peki 15'in çarpanları nelerdi? 3 ile 5. Bir de 1 ile 15 gibi düşünebilirim. Bakın bunları ne yaparsam yapayım 2 elde edemem. Fakat şunlardan ilk eksi 2 elde edebilirim. Nasıl? Çarptığımda eksi 15'i verecek. Birbiriyle topladığımda eksi 2'yi verecek. Demek ki ben hemen göreceğim. Eksi 5 ile artı 3 olacak. Neden? Bakın çarptık, eksi 15 oldu. Topladığımızda da eksi 5 ile artı 3'ü topladığımızda da ne elde ediliyor? Elbette ki eksi 2 elde ediliyor. O zaman bakın çarpanlarını ayırdığım zaman x artı 3 çarpı x eksi 5 eşittir dedik. Yukarıya geçiyoruz gene. 2 kare farkıdır dedik. Yani 2 terimin farkı çarpı 2 terimin toplamı bölü paydadaki ifadeyi yazıyorum. Şimdi bakın gene ne var? Yukarıda ve aşağıda unutmuyoruz. Sadeleştirme işlemi sadece çarpmada, bölmede yapılıyordu. Ki bölmede de zaten hani birincisi aynen yazılır, diğeri ters çevrilir, çarpılırdı. Buna uygun olarak bir sadeleştirme işlemi gerçekleştirilecek. Onu zaten soruları gördüğünüzde anlarsınız. Üst tarafta ne var? X artı 3 var. Alt tarafta da, yani payda kısmında da x artı 3 var. O zaman ben x artı 3'leri sadeleştiririm. Ve ne kalır arkadaşlar? X eksi 3 bölü x eksi 5. Neden? X eksi 3 çarpı 1. 1 neydi? Çarpmada etkisiz elemandı. 1 çarpı x eksi 5'te x eksi 5'e eşitti. 1'in çarpmada etkisiz eleman olmasından dolayı. Yani burada gördüğünüz rasyonel ifadenin arkadaşlar en sade eşiti neymiş? X eksi 3 bölü x eksi 5'e karşılık geliyormuş. Bu şekilde rasyonel ifadelerin en sade eşitinden bahsettiğimize göre şimdi rasyonel ifadelerdeki 4 işlemden bahsedelim.